TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler Ramazan ayı boyunca her gece TV8 ekranlarında sizlerle buluşmaya ve akıllardaki sorulara cevaplar bulmaya devam ediyoruz. Bu gecede stüdyomuzda Profesör Doktor Caner Taslaman, Doçent Doktor Emre Dorman ve aklımdaki sorular programımızda görmeyi çok istediğiniz bir isim Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız bu gece bizlerle birlikte olacak değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Mehmet Dağol. hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Gayet iyiyim şükürler olsun siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür bizler de iyiyiz gayet. Ramazanınız güzel geçiyordur inşallah. Olsun, siz siz birkaç Sorun program yok. yapmak durumunda kaldık ama inşallah bundan sonraki programlarda bol bol e, merak edilen soruları e, soruların cevaplarını izleyenlerimizle paylaşacağız. Bu ayıp size ayıp olarak yeter. Evet Hangi ayıp? <laughs> yani, 10 yani 10 şey yok güzel, Mehmet Hoca öyle bir pas attın ki yani buradan 90'a gol atmaması zaten Şaşırtız Programın 10 dakikası gider. Evet. Vallahi. Ben programı Hemen özlemiştim. Mı? Ben her akşam izliyorum sizi. Ee, Servet Hoca'ya bir akşam konu Evet. Geri kalan programları da izledim. Ee, i̇stedim ki, isterim ki, e, şu programların her biri bir yüreğe daha dokunacak e, bir imkana kapı aralasın. Ben de bütün hayat yolculuğum bununla e, ilgili yürüyor. İstiyorum ki bir kişi daha bizim sayemizde, bizim anlattıklarımızla hakikat yolculuğuna başlamış olsun. Kardeşlerimin de yolculuğunun bu olduğunu biliyorum. Allah onların da bizim de sizin de yapmaya çalıştığımız bu hizmeti öbür alemde amel defterlerimizin en dolu sayfaları arasına koysun inşallah. Amin. İnşallah hocam. Bizim de programları yapma sebebimiz bu. İnşallah bir gönle bile dokunabilirsek ne mutlu bize Allah'ın izniyle. O zaman hemen başlayalım. Zaten siz de programı özlemiştiniz Bizler de sizleri özlemiştik İzleyenlerimiz de sizleri çok özlediler İlk sorumuz şu Namaz kılarken aklımıza gelen türlü şeylerden Nasıl kurtulabiliriz hocam Namazda aklımıza gelen vesvese ve kötü düşünceler Namazı bozar mı Tabi namaz gibi önemli bir e, ibadet üzerinden her Müslümanın e, Hayatının her gününe Yani serpiştirdiği muhteşem bir Allah'la buluşma ibadetini daha anlamlı, daha faydalı, daha insana yön verecek, daha istikamet kazandıracak, namazın Kur'an'da anlatılan hedefine insanı daha net ulaştırabilecek bir mahiyet kazanabilmesi için namazda akla gelen sıkıntılı şeylerden acaba nasıl kurtulabiliriz'i yine Kur'an'ın anlattığı şeylerle ...kardeşlerime hatırlatmak isterim... Ee, ...namaz... ...muhteşem bir ibadet... ...kainatın... ...Allah'ı tesbihe kodlandığı... ...o muhteşem... ...büyük harmonide... ...bir kul olarak, bir insan olarak... ...o harmoniye... ...bizim de katılımımızı sağladığımız... ...muhteşem bir ibadet... ...bir orkestra gibi düşünün... ...orkestranın her birimi... ...kendi üzerine düşeni yaparken... Siz de o orkestrada bir parça olmaya gayret ediyorsunuz. Böylece hep bir uyumlu bir ses e, meydana geliyor. Biz evet. de kainatın içerisinde mahluk olan her şey aklınıza ne geliyorsa bunun istisnası yok. Allah'ı tesbihe kodlanmıştır. Biz buna inanıyoruz. Bunun böyle olduğunu bütün kalbimizle benimsiyoruz. O zaman cansız varlıkların canlı olup iradesi olmayan varlıkların ve meleklerin Allah'ı tesbihe kodlandığı bu alemde biz de insan olarak o kodlanmış tesbih korosuna katılmak üzere bir yolculuk yapıyoruz. Namazımız o anlamda bütün mahlukatın aslında Allah'ı nasıl tesbih ettiğiyle dair sembollerle doludur. Ayakta duruş pek çok varlığın sembolüdür. Rükû başka varlıkların, secde başka varlıkların e, sembolüdür. Mahluk olan her şey... Allah'ı tesbihle varlığını evet. sürdürür. Zaten tesbih de esasında o demektir. Bir e, varlığın yaratılışına uygun olarak dizayn edilmesi ve varlığını o yaratılışa uygun olarak sürdürmesi kararlılığına tesbih diyoruz evet. biz zaten. Kelimenin böyle metalik bir takım şeyleri belli sayılarda böyle titreştirmekten ibaret filan bir şey değil yani. Bu bir bilinçtir. Bir hayat yolculuğudur. Bunun içerisinde işte namaz çok önemli bir yer tutuyor. Siz bakıyorsunuz ayakta olan her şey gibi siz de ayaktasınız. Ama onlarınki tesbihtir fakat zikir değildir. Bizimki zikirdir. Zikir bir eylemi bilerek, gerçeğinin ne olduğunu hatırlayarak ve başka taraflara yönelme ihtimali bulunmasına rağmen iradesini bile isteye Allah'tan yana belirleme kararlılığına zikir diyoruz fıtratımıza kodlanmış gerçekleri dillendirme, onları hatırlama, onları hatırlatma anlamında yaptığımız eylem tesbihin ötesinde bir de zikir anlamını kazanır. Evet. Bizimki böyledir. İrademizle o hatırlamayı gerçekleştirdiğimiz için zikrimiz tesbihimizin bir level daha üstüdür diyebiliriz. E namaz da bir zikir ibadetidir. Namaz aynı zamanda bir tesbih ibadetidir. Bir teknik bilgi vereyim kardeşlerime e, Kur'an okurlarken mutlaka e, katkısı olsun. Kur'an-kerimde ı Kerim'de böyle genelde zaman ifadelerine göndermeler yap, yapılır. Mesela gündüz, gece der, ay der, yıl der, asır der, böyle genel de hatta dehir der daha büyük bir zaman, Heyin der daha işte e, başı sonu belli olan kısıtlı zaman gibi böyle. Genel anlam veren zaman kavramları var. Bir de özellikle böyle güneşin hareketleriyle ilişkilendirilerek evet. zaman kavramına gönderme yapan ayetler vardır. Mesela işte güneş doğmadan önce, güneş doğduktan sonra, işte güneş zirvedeyken filan güneşin hareketleriyle ilişkili zaman göndermeleri vardır. O zaman göndermelerinde zaman zaman zikir kelimesi kullanılır. Zaman zaman da tesbih kelimesi kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de özel zaman göndermesiyle ilgili olarak zikir ve tesbih kelimeleri kullanılıyorsa bilinsin ki burada maksat namaz kılmaktır. Evet. Yani güneş doğmadan önce Allah'a tesbih edin demek için namaz kılın demektir. Gündüz gece şunu yapın demekten söz etmiyorum. Özel bir zaman göndermesinin bulunduğu ayetlerde maksat namaz kılmaktır. Ayrıca ikame-i salat dediğimiz salat Allah'tan yana olmayı ayakta tutun, ayağa kaldırın manasına gelen kullanımlarda zaten namaz demektir. Bunda herhangi bir tereddüdümüz yok. Peki biz şimdi bunu yapıyoruz. Günde beş defa yapıyoruz. Öyle iddia edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de namazın vakitleri yok filan bilmem ne hiç alakası yok. Namazın vakitleri de var, namazın rükünleri de var. Namazda okuduğumuz şeylerin neler olduğuna dair de Kur'an-ı Kerim'de böyle serpiştirilmiş bilgiler vardır onları toplayıp alıp bir organizasyonun içerisinde bütünleştirerek ortaya koymak bizim namaz ibadetimizi gerçekleştirmemiz anlamına geliyor. Bu kadar önemli bir ibadette hani tikelden tümele doğru bir yolculuk yapıyoruz. Parçadan bütüne doğru bir yolculuk yapıyoruz. Küçük bir varlığın en yüce olan varlıkla irtibat kurması anlamına gelir dua ve namaz yani. Evet. Siz büyük bir bağ kuruyorsunuz Allah'la namazınızın içerisinde. O büyük bağı daha anlamlı hale getirebilmek için bunu neden yaptığınızı bilmeniz lazım. Nasıl yaptığımız önemlidir elbet önemlidir. Onu asla hafife almıyorum ama nasıldan daha önemli olan niçin yapıldığını evet. bilmektir. Yani siz ayakta işte Allah'a Ekber diye başlıyorsunuz. Niye böyle başlıyorsunuz? Siz elinizi kaldırıyorsunuz. Niye elinizi kaldırıyorsunuz? Mesela bunları bilirse bir adam namazı kılarken namazda aklına başka şeyler gelmez. Başka lüzumsuz şeylerle namazının içerisinde kalitesini bozmaz. Elbet o da namazdır ama nihayet biri elmas değerinde namazdır. Öbürü de işte teneke gibi bir namazdır. Yani o da namazdır fakat kalitesinde iş yoktur. O itibarla bizim bu namaz ibadetinden yeterli istifadeyi böyle bir Gönül coşkunluğunu elde edebilmemiz için birkaç şeyi düşünmek isterim evet. kardeşlerimle beraber nasıl lüzumsuz şeyleri düşünmekten kurtulabiliriz? Mesela şöyle şeyler zaman zaman söylüyorum ama bunlar Kur'an'dan öğrendiğim şeylerdir. Böyle çok liste vermek durumunda da değilim yani Caner kardeşimde Emre kardeşimde zaten haftalardır, aylardır, yıllardır. Kur'an'ın ibadet ahlakı ile alakalı söylemlerde bulunuyorlar. Benim eksik bıraktıklarım onlar zaten tamamlayacaklardır. Bir adam, bir insan namaz kılarken namazında aklına başka şeyler gelmemesini istiyorsa, evet. Birkaç şey onlara önerebilirim. Bunlardan bir tanesi bu namazı niye kıldığını, namazın onun evrendeki e, duruşunun hangi anlamı karşıladığını düşünsün. Yani ben namazı başka hangi varlıklarla beraber bir bütünü oluşturmak için kılıyorum? Mahlukat içerisinde benim namazım nereye oturuyor? Bir onu düşünsün. Yani yıldızların, güneşin, ayın, bitkilerin, ağaçların, suyun, yağmurun, rüzgarın, her şeyin bir çeşit namazı var. Kuşların namazından ve kuşların tesbihinden söz eder. Kur'an-ı Kerim'de, e, Nur suresinde allah Teala. Ben bunların içerisinde nerede duruyorum? O duruşun, aslında felsefi olarak düşünce e, arka planında nereyi karşıladığını iyi düşünsün. Yani bir adet, bir gelenek halinde bir şey yapmaktan söz etmiyorum. Ben bunu neden yapıyorum? Ben bu bütünün içerisinde hangi parçayı temsil ediyorum? Ben hangi hakikatin neresindeyim? Onu düşünsün. Niye namaz var? Çünkü evrendeki diğer mahlukatın tesbihine, korosuna katılmak için namaz var. Evet. Ben onun için buradayım. İki, şimdi dünya hayatında, normal hayatta insanlar hani daha yetkili biriyle buluşmak için işte araya adamlar sokarlar, randevu almaya çalışırlar. Zar zor bir kere randevu alsa bile bir daha alamaz. Bilmem bir sürü azar işitir filan. Namaz aslında kainatın sahibi olan, kainatın efendisi olan Allahü Teh Allahü Teala'nın bizi başkalarının aracılığına muhtaç olmadan bize randevu vermesi Doğru ve da. bizi kendisinin çağırmasıdır. Hatta araya birini koyduğumuz zaman ona da şirk diyor ve onu reddediyor. Tabiri caizse bozuluyor buna yani. Aramızda nasıl bir mesafe var ki araya kimi koyma ihtiyacı hissettin? Aramızda nasıl bir boşluk buldun da oraya birini yerleştirdin? Allah'la bizim aramızda hiçbir boşluk yok. Çünkü o bize bizden daha yakındır. O itibarla büyük bir randevuya koşmaktır namaz. Allah Teala'nın huzurunda, Onun davetine icabet ediyor olmanın verdiği huzurla, Allah'ın huzurunda durma bilinciyle namazda durur da kişi. Beni Allah görüyor ve ben Onun randevusuna geldim diye orayı hayal ederse namazda aklına başka şeyler gelmez. Unutmasın, insanlar bir daha Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaklar. O da mahşerde olacak. Mahşerdeki duruşunu hatırlasın buradaki namazdaki duruşuyla mahşerdeki duruşunu örtüştürmeye gayret etsin. Böyle düşünürse aklına zaten başka şeyler gelmez gelemez. Eylemez. Bir e, ikinci bunu söyleyeyim. Üçüncü rahmetlik babamın bir sözü vardı. E, onu rahmetle yad ediyorum. Gün e, mümin olarak ölmüş geçmişlerimize rahmet olsun inşallah. E, Bu rahmetlik babam derdi ki Mehmet ben bir namazı Kabul olmuş namazım bu olacaktır niyetiyle kılarım demişti. Yani ben bir namazı kılarken belki de Rabbim benim diğer kıldıklarımı değil de belki bunu kabul edecek. Öyleyse kabul edilecek namazım budur. Bu olabilir düşüncesiyle Allah'ın huzuruna durmaya gayret ederim. Bütün namazlarım kabul edilecek bir namazı yakalamak için kılarım derdi. Ve ben onu kendime çok rehber edinmiştim. Belki bu senin kılacağın son namazındır, ne malum. Belki de bir sonraki vakte e, zaman kalmayacak, işte emanet teslim edilecektir. Eğer kabul edilecek son namazın budur niyetiyle namaza durursanız namazda aklınıza başka bir şey gelmez. Belki de son kılacağım namaz budur diye düşünürseniz aklınıza başka şeyler gelmez. Namazda okuduğunuz şeyleri anlayarak okursanız namazda evet. aklınıza başka şeyler gelmez. Onun için buradan kardeşlerimle söylemiş olayım. Namazda mutlaka her aşamasında dua içerikli şeyler okusunlar. Arapçasını okusun ama mutlaka tercümesini de düşünsün. Mutlaka anlamıyla beraber düşünsün. Yoksa anlamadan bir şey yaparsa Nisa suresi 43. ayetle Maide suresinin 6. ayetteki ne dediğini bilinceye kadar namaza yaklaşma yaklaşmama buyruğu, özellikle evet. Nisa 43'teki buyruğun aslında namazda ne okuduğunu anlamayanları da bir çeşit Tapsin. ilgilendirdiğini evet. unutmamak lazım. Ve son bir şey daha söyleyip bitiriyorum. Namazda başka şeyler düşünmemenin en güzel yollarından biri de Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane ayet-i kerime var. Bunlardan biri Tevbe suresinin 112. ayet olması lazım. Ee, bir saniye yanlış vermeyeyim. Tevbe 121. Evet. Tevbe 121, Nahil 96 97, Nur 38, Ankebut 7, Zümer 35, Ahkaf 16. Bu ayetleri kardeşlerim not alsınlar. Niçin biliyor musunuz? Allahu Teala bu ayetlerde diyor ki: Biz inananların öbür alemde ödüllerini dünyada yaptıkları şeyin en güzeli üzerinden puanlayacağız. Yani siz bir namazda belki de benim namazım namazlarım içerisinde en yüksek puanı kazanabileceğim budur. Onun üzerinden o puanı yakalayabilirseniz bütün namazlarınız onun üzerinden puanlanacağı için en yüksek puan üzerinden namazım bu olsun diye düşünürse bir adam herhalde aklına namazda daha da başka şeyler gelmez. Başka şeyler düşünmekten kurtulur diye cevaplamış olayım. Çok güzel cevapladın hocam, hocam. Bir buyrun. şeye eklememde fayda var. Çünkü yani benim tahminim namazla istenmediği şeylerin akla gelmesi deyince iki başlıkta ayrılabileceğini düşünüyorum. Yani birinci başlık diyelim işte günlük sorunlar, işte insanın karşılaştığı ticaretteki olaylar, dersler, şunlar bunlar. İnsanın in onlar o kadar yoğun ki namaza konsantre olamaması anlamında biri. Hı hı. Ona Mehmet Hocam çok güzel anlattı yani bunlardan nasıl kurtulur. Fakat bir de bence ikinci bir grup var. Bunu ayırmak lazım. Buna bir tutmamak lazım. O ikinci grup bizim daha çok obsesif, kompulsif bozukluk dediğimiz şeyle alakalı. Takıntılıklar. i̇şte böyle takıntılıklarla alakalı. O takıntılıklar mesela bir kimsenin aklına namazda diyelim ki hiç istemediği görüntüler geliyor. Hiç istemediği küfürler geliyor. Şimdi böyle obsesif olan kimseler o tarz bir görüntü aklına bir saniye gelince aman bu gelmesin diye düşündükçe ona obsesyon yaptığından aman namazım bu bazar mı diye o düşündüğü için daha da çok gelir, daha da evet. çok gelir. Yani burada önemli olan, obsesif durumu olanlar için önemli olan burada akla gelen görüntülerin, akla gelen küfürlerin veya başka şeylerin namazı bozucu unsuru olmadığıdır. Hani birine derseniz hani halk arasında eskiden söylerdi aklına kırmızı kuyruklu dişi kurdu getirme derlerdi. Yani normalde aklına getirmeyeceği bir şey ama aman bunu aklıma getirmeyeceğim, getirmeyeceğim diye düşünürseniz o gelir. Öyle olur, evet. Ha, bunu şey bilmek lazım yani obsesif durumlar bu tip yani istenmeyen görüntüler, istenmeyen sesler her ne olursa olsun. Namazı bozucu unsur değildir. İnsan onlardan mesul de değildir. Çünkü onlar kalbin tasdik ettiği unsurlar değildir. İstemeden zihne gelen görüntüler. Yani insan bir şeyin hayalini kurmakla o şeyi tasdik ediyor olmaz. Evet. Yani aklından geçirmek. O şeyi benimsiyor olmaz. Ondan ondan da hiç endişe etmeseler böyle obsesif durumları olanlar için. Yani namazda aklına ne geliyorsa gelsin gelsin diye düşünsün. Onu bıraksın namazına Kılmaya çalışsın. Hocam dediği gibi anlamını konsantre olarak namazı kılmaya çalışsın. Onlar da aklına geliyorsa gelsin. Onlar atmak için zihninden çaba harcamasın. Çünkü onların namazı zaten bozucu bir yönü yoktur. yok. Bunu açıkladığımız. Burada Kur'an kitabınızda bu konuya değinmişsiniz. Çok kapsamlı, çok da güzel açıklamışsınız. Buyurun. Şimdi tabi ibadetleri aslında böyle yapılıp aradan çıkartılması gereken ritüeller olarak görmeyip onları gerçekten içselleştirerek İçten gelen bir istekle, bir şevkle onlara yoğunlaşarak ve işte az önce Mehmet Hocam da dikkat çekti. Hani Nisa Suresi 43. ayetiyle dikkat alacak olursak, ne söylediğimizin bilincinde olarak ve evet. sadece bilincinde olmak değil, aynı zamanda o ayetlerin bize ne söylediğini, yani o ayetleri, o ayetlerin hayatımızdaki yerinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini bunun farkında olarak o ayetleri sindirerek, onlardan ibret alarak ve bütün bu e, süreci Allah'a yaklaşmaya bir vesile sayarak bir vesile kılarak ibadete yönelmek burada esas olan şey. Hı hı. Yani insan namazı böyle hani e, yapmış olmuş olmak için e, yapıp sonra da aradan e, çıkartayım da görevimi yerine getireyim diye yaklaşırsa ne o namazı kılar ne namaz onu kılar. Evet. Yani kendini gerçekten orada o esnada süresi vesairesine herhangi bir şey odaklanmadan gerçekten içselleştirerek o ibadete yönelmesi. Hani Önüt Hocam bir şey örneğini verdi. Hani bu son namaz. e, namazım olsa. Gerçekten bu çok önemli. Yani bu kılacağım son namaz olsa. Hani İlla en makbul olacak olmasına gerek yok. Kılacağım son namazı olsa. Bir daha bir namaz kılma fırsatım olmayacaksa. Nasıl kılarım? Gerçekten bilsek ki bu sık kılacağım son namaz. O namazı nasıl şekle kılarız mesela? Nasıl istekle kılarız? Değil mi? Ya da bazen Değil. duygusal olarak çok yoğun olduğumuz anlar oluyor. Allah'a e, gönülden yöneldiğimiz zamanlar oluyor. Bir sıkıntımız, bir kederimiz, bir derdimiz olduğu zaman mesela. Orada nasıl dua ediyoruz? Nasıl içten gelerek dua ediyoruz? Yani Allah'a her an muhtaç olduğumuzun farkında olarak ibadetimizi yerine getirirsek orada daha yoğunlaşabiliriz, daha fazla odaklanabiliriz. Bir de şöyle bir ufak ekleme yapayım ben. Buyurun. O örneğe. Yani düşünelim ki kılacağımız her vakit namaz için yüklü miktarda bir ödeme yapılacak olsa bize. Yani herhangi bir vakit namazı kaçar mı Mehmet Hocam? Kaçmaz. Yok canım, millet galiba namaz on vakit iyice <laughs> araştırın der. Yani şimdi aslında burada şunu da görüyoruz. Yani, <laughs> Doğru. Hani yani namaz başına bir yüz dolar falan verirse çok kimse galiba bu namaz on vakit olmazsa sakın iyice bir araştırın falan diyen olabilir. Yani mutlaka çıkacaktır öyle diyen de. ama bir de şu aslında burada biraz kendi samimiyetimizle yüze gelebiliyoruz yani. Hani evet. ufak bir dünya menfaati için eğer ki bir şey daha titiz olabiliyorsak Allah bize bunu demesine rağmen o titizliği o hassasiyeti göstermiyorsak o zaman dönüp kendimize sormamız lazım. Yani illaki birilerinin dünya olarak bir bedel mi ödemesi lazım bizim bir konuda duyarlı olmamız için, hassas olmamız için onu daha ciddi bir şekilde yerine getirmek için. Tabii aslında bir de şunu fark etmemiz bence çok önemli. Biz ibadetleri kendimiz için yapıyoruz aslında. Allah'ın rızası için yapıyoruz ama bu ibadetleri biz kendimiz için yapıyoruz. Yani bu ibadetlerin bize bir faydası var. Yani biz ibadet yaptığımız zaman Allah bir şey katmayacağımız gibi ibadetten uzak kaldığımız zaman da Allah'tan bir şey eksiltmiyoruz. Evet. Ama biz ibadetlerimizi olması gerektiği şekliyle yerine getirirsek Allah bundan memnun olur. Allah yani bundan razı olur. Eğer ki biz Allah yokmuş gibi, sanki Allah'ın bize yüklediği bu ibadetler, bu sorumluluklar yokmuş gibi hareket edersek de Allah bundan razı olmaz. Evet. Ee, dolayısıyla sadece böyle sevap almak için e, ya da işte bu emrin yerine gelmesi için değil de özellikle namazı, bu tip ibadetleri bir diriliş olarak görmek lazım. Yani bir şekilde orada Allah'ın ayetleriyle bir buluşma anı, o ayetleri sindirme anı, Allah'ın huzurunda o teslimiyeti bedensel olarak da ifade etme anı. Çünkü orada bedensel hareketlerimiz var. Yani kıyam, işte ayakta duruyoruz, rükû, eğiliyoruz, secde yere kapanıyoruz. Yani bir anlamda aslında insan şunu söylüyor. Allah'ım diyor, ben bedenimle de sana olan teslimiyetimi ifade ediyorum. Sadece zihnimle, kalbimle, ruhumla değil aynı zamanda bedenimle de evet. bu teslimiyetimi ifade ediyorum. Dolayısıyla yalnız senin önünde eğiliyorum. Yalnız senin önünde eğildiğim için senden başka da hiç kimsenin önünde eğilmeyeceğimi de şu anda bu hakkında veriyorum bunu. Yani çünkü ibadet ancak sana yaraşır. Ancak senin için ibadet etmek insana yakışır. Dolayısıyla ben bu ibadetimle aslında diriliyorum ve özgürleşiyorum. Her türlü o prangalardan, her türlü o boyunduruktan kurtuluyorum. Ve gerçek anlamda özgürlüğü tadarak senin huzurunda şu anda eğiliyorum, secdeye kapanıyorum. İnsanın bunu düşünebilmesi, şu da bir gerçek yani herkesin evet anlayabiliyorum bir koşturmacası var, bir yoğunluğu var vesaire. Her an aynı seviyede yapamayabilir bunu. Evet. Odaklanamayabilir aynı şekilde her zaman. Kafası meşgul olabilir, yorgun olabilir ama <laughs> mümkün olduğu kadar bu düşüncelerle eğer ki ibadete yaklaşırsak o zaman yani e, daha fazla yoğunlaşma daha fazla yoğunlaştıkça daha fazla haz alma <laughs> ve o ibadetin hakkını verme imkanı e, ortaya çıkar diye Ortaya çıkar yani <laughs> biraz önce de söylediniz ya ne söylediğimizi de biliyor olmak çok önemli. Şimdi Caner Hocam Kur'an aklı övüyor yani Kur'an aklı kullanmayı övüyor ancak kimler akla düşmanlık ediyor? Şimdi tabi Kur'an'da aklı kullanmak Kur'an'ın çok önemli mesajlarından <laughs> biri de Kur'an'ın birçok ayetine yayılmış bir mesajı. Fakat realiteye baktığımızda hepsini kısaca açıklayacağım. Yani akla düşman olan veya akla dostmuş gibi gözüküp de gerçek anlamda aklı yanlış kullanan sınıflar var. Bunlardan bir tanesi ateist bilimciler. Yani buradaki dikkat edin... Bilime önem verenler demiyorum. Yani science'a önem veren değil, scientism yapanlar, bilimcilik yapanlar diyorum. Yani her şeyin kaynağını bir tek bilim gibi göstermeye çalışanlar, ahlak, estetik veyahut da felsefedeki aklı kullanmanın önemini anlamayanlar. E, diğer taraftan aynı zamanda sanki akılla din çelişiyormuş gibi göstermeye çalışanlar. Oysa tersine akılla biz düşündüğümüzde evrende Allah'ın varlığının delillerini görüyoruz. İşte evrendeki hassas ayarlarda, evrenin başlangıcında, evrenin keşfediyle bilinmesinde, canlıların vücudundaki özelliklerde, insanın bilinç özelliğinde, akıl özelliğinde bütün bunlarda biz Allah'ın varlığının delillerini görüyoruz. Ama bunlar evet. hep akılla çıkar sanan deliller. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna Allah'la ahiretle ilişki kurmadan bu hayatın anlamlı bir şekilde yaşanamayacağı gibi sorular işte akılla yapıyoruz. Kısacası akıl dinin en önemli dostudur. Yani teizmin de en önemli dostudur. Ateizmin karşısında bir noktadadır bana göre akıl. Akla teizmle dost gibi göstermek bence akla karşı bir ihanettir. Evet. İkincisi akla diğer bir ihanet böyle new age gruplar var. Ee, Amerika'da da var, Türkiye'de de var, Hindistan'da, dünyanın birçok yerinde var bunlar. Bunlar akıla dostmuş gibi gösteriyorlar kendilerini. Böyle sahte bir... Mistisizm sunuyorlar ve sahte bir e, bilim sunuyorlar. Sahte bilimle bunu e, karıştırıyorlar. Genelde bunlarda işte enerji patlaması, kuantum sıçraması, dalga boyunu ölçme, senin psikolojini işte çakralarını açarak sana e, pozitif, enerji, ha, pozitif enerji yüklü bir uluş hastan yükleme yaparak geçirme gibi böyle uydurma başlıklar, uydurma sloganlarla yapıyorlar. Baktığınızda kuantum, enerji, negatif, pozitif kelimelerini bol duyuyorsunuz hı hı. bilimin içinde. Ama baktığınızda bunların hiçbir yerli yerince kullanılmadığı gibi. Bunlar sahte bilim satıyorlar. Yani aklın sahte bir kullanımı var. Ve bunu sahte bir din pazarlamak için işte sahte böyle meditasyonlar falanla gibi laflarla süslenmiş sahte bir din pazarlamada kullanıyorlar. Hı hı. Üçüncü bir akla ihanet. Aklın Kullanılması gerekli bir alan ama aklı sadece oraya mahsus kılmak. Yani dünyada köşeyi dönmek için. Dünyada sadece bir şeyler üretmek için kullanılan akıl. Elbette ki dünyada biz iyi bir yer edinmek için. Dünyada ne bileyim tıpta, teknolojide yeni şeyler üretiminde aklını kullanmamız çok değerli elbette. Evet. Hiç şüphesiz. Ama aklı sadece burayla sınırlı görüp, Mesela bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu, ben neden buradayım sorusunu, yaratıcımızla bağımız ne olmalı gibi sorularda aklı kullanmamak, olabilecek en önemli hususlarda aklı kullanmayıp diğer hususlarda akıl kullanacak mı zannetmekte? Yine akla üçüncü bir ihanet. Dördüncü bir ihanet ise bu dinin içinden yapılan bir ihanet. Bu ihanette görüyoruz, Akılla dinin alakası yoktur diyenler çıkıyor din adına. Aman aklı kullanma diyenler oluyor. Aklı kullanırsan sapıtırsın diyor. Kur'an putperestlerin aklı doğru kullanmadıkları için sapıttıklarını söylerken aklı doğru din algısı için bir kriter olarak koyuyor. Ya onların ataları hiçbir şey akletmedilerse diyor. Kur'an'da hiçbir yerde aklı kullandığınız için saparsınız şeklinde bir ifade yok. Evet. Akla bir düşmanlığa rastlamıyoruz. Ama aklın bir kriter olarak getirilmesi var. Fakat İslam tarihi boyunca baktığımızda akla önem veren birçok düşünürle beraber Akla düşman olan kimseler de var. Bakın İbn-i Sinan'ın mesela yazdıklarında, Kindi'nin yazdıklarında işte akla düşman olanlara verdikleri cevapları görüyorsunuz. Hı hı. Onların akılcı faaliyetleri düşman oldu. Yani bunlar 9. yüzyıl, 11. yüzyıla gittiğinizde de görüyorsunuz. E günümüzde de belli örneklerini görüyoruz. Aklın kullanılmasını e, din adına e, eleştirenler. Kısacası ateizm adına, New Age gruplar adına, dünyadaki menfaatler adına ve Dincilik adına diyeyim, din adına demeyeyim. Akla yapılan ihanetler var. Oysa aklın sağlıklı bir şekilde kullanılması e, bence dinin en büyük dostu olacaktır. Akıl vahiyin en önemli dostudur. Evet. Akıl vahiy birlikteliğiyle beraber Allah'ın istediği şekilde bir hayat sürmemiz mümkün olabilir. Peki, Mehmet Hocam sizin eklemek istedikleriniz var mı? Akıllı var. din meselesi konusunda muhakkak var. Çünkü hani aklın olmadığı... şimdi rüştüne ermemiş aklı olmayan insanlar dinden sorumlu tutulmuyorlar zaten. Evet. Ee, durum böyle olunca aklı dinden ayırmak mümkün olabilir mi? Hatta şöyle bir ifade vardır. Ee, Arapça bir ifade. Men la akle lehu la dine lehu. Aklı olmayanın dini de olmaz. Sorumluluğu olmaz. Yani. Sorumluluğu olmaz yani. Dolayısıyla akılla din e, ikiz kardeştir e, diyeyim ben. E, Rum suresi 30. ayet var. O ayette Allahü Teala e, fıtratla dini eşitleyen bir ifade kullanıyor. Efekim ve cekeli <laughs> dini hanifa Allah'ı birleyici olarak yüzünü dine çevir. Yani fıtrat <laughs> Allah ile tifatara Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir diye. O bizim fıtrat dediğimiz ana kodlarımızı ana yazılımdır. E, yazılımımızda ne neler kodlandıysa onları muhakeme etme becerisi bize akılla e, ihsan edilmiş bir e, nimet. Dolayısıyla akıl düşmanlığı yapmak hele bunu yapanların bunu yaparken bile aklı kullandıklarını ıskalamaları gerçekten gülünç. Evet. Yani e, yani hazin bir durumdur gerçekten. E, akıl düşmanlığı hakikat düşmanlığıdır nihayetinde. Evet. Caner'in e, ifade ettiği e, işte sakıncalı e, dünyalar o anlamda nasıl akılcılık yapıp her şeyi akılla idare etme bilim düşmanlığı e, yapmak yerine bilimcilik yapmayı e, efendim e, hedefe koymak daha akıllı bir davranış ortaya koymak iken biz başka taraflarından bakıyoruz kendi içimizde böyle. Akla büyük bir öfke duyuyoruz ve bunu yaparken de aklımızı da kullanıyoruz o arada. Evet. Şunu kardeşlerime söylemek isterim. Eğer vahiy, bizim Bayraktar Hoca çok güzel bunu açıklardı. Yani vahiy eğer bir gemi ise öyle varsayın, bu geminin varıp durduğu demir attığı liman insanda akıldır. Yani o gemi. Vahiy gemisinin insanda aradığı, insanda onun yanına sığınacağı, demir atacağı, insanda muhatap aldığı yer akıldır yani. Aklınız yoksa bu ile bir işiniz olmaz. Evet. Şimdi akıl düşmanlığı yapmak aslında de düşman olmak gibi korkunç bir akıbeti, korkunç bir sonu beraberinde getiriyor. Ee, akıl aslında bağ demektir. Bir, bir, bir şeyle başka bir şeyin bağını kurmak demektir. Aklın kelime anlamı odur. Oradan hareketle yaratılanla yaratan arasındaki bağı kurmaktır. Aklın e, asıl fonksiyonu budur. Evet. Biz bağ kurarız nesneler arasında, olaylar arasında, yaratılanla yaratan arasındaki bağı kurabileceğimiz bize verilmiş en güzel nimet akıl nimetidir. İlginçtir Kur'an-ı Kerim'de bu akıl kelimesi böyle isim olarak hiç geçmez. Fiil olarak fiil olarak geçer. İsim olarak akıl geçmez. Hani kalp yerine geçen bazı kelimeler var işte. Lüp var, fuat var, kalp var filan. Ee, onlar var ama akıl kelimesi bizim Türkçe'de kullandığımız bu kelime aslında Arapça olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de isim formunda hiç gelmez. Hep fiil formunda gelir. Hatta Yunus Suresi 100. ayette de hani sanki şu denmek isteniyor. Yani kullanılmayan akıl Yok hükmündedir ve aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdırır. Bugün mesela çok sık şunu duyarız e, birin hanım e, küfür tek millettir diye böyle bir şey duyarız Hep, söylerler yani bunu küfür, küfür tek millettir tamam onu anlıyoruz yani inansızlık noktasında hepsi aynı noktada öyle ya da böyle buluşuyor. Peki. İslam da tek millet midir acaba? Mesela Müslümanlar tek millettir filan. Bugün dünya üzerindeki Müslümanlara bakıp böyle bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Müslümanlar tek millettir. Nerede? Kim diyecek bunu? Nasıl ispat edilecek bu? Yani nerede bir ihtilaf varsa, nerede bir tartışma varsa, nerede bir ötekileştirme varsa, nerede bir din dışılık, hani sapkınlık suçlaması e, girişimleri varsa bizim Müslüman camiada böyle dolanıyor bu iş. Niye böyle oluyor? Akıl doğru kullanılmadığı için. Akıl vahyin ona çizdiği rotada yürütülmediği için. Akıllı en iyi kullanabileceğimiz rotamız vahyin çizdiği rotadır. Bu rotaya bakarsınız Allah sizi ulaşılması gereken menzile gitmeniz gereken adrese sizi ulaştırır. Siz yeter ki kendinizi Kur'an'ın ellerine bırakın. O sizi gitmeniz gereken yere emin olun rahat rahat götürecektir. Aklını kullanırsanız, aklı kullanırsanız Allah'ın yarattığı aklı nasıl kullanmak lazım geldiğinin öğretildiği bu kitabı rehberiniz haline getirirseniz küfür tek millettirin karşısına İslam'da tek dindiri koyabilirsiniz. Evet. Müslümanlar'da Müslümanlar da tek ümmettiri koyabilirsiniz. İnne hâzî ümmetüküm ümmeten vahideten diye ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir diyor Allahu Teala. Amenna öyle olması lazım. Ama bugün dünya üzerinde akıl gibi çok önemli bir değeri Müslüman dünyanın dışına itmek. Yani insanı insan yapan en önemli değerlerden biri olan akıl düşmanlığı yapmak. Akılla nakli, birbirinin rakibi gibi görmek. Naklin olduğu yerde akıl iş görmeze işte meseleyi vardırmak. Hiç akıl kârı bir iş değildir. Evet. Naklin değerinde akıl akılla anlıyoruz oysa. Onu diyecektim şimdi. Yani bu cümleleri kullananlar bile aklı kullanarak bunları söylüyorlar. Elbette hani haklarını yemeyelim. Yani mutlak varlık anlamında yaratılmış bir değer anlamında onlarınki akla düşman olmak değil. Elbette onu yapmaz aklı başında bir adam bunu nasıl yapacak? Onların kafasının arka planında şöyle bir düşünce var yani. Yani siz akılla her şeyi e, çözemezsiniz. Dolayısıyla bu Kur'an da insan aklı gibi bir aklın ürünü değildir. İyi de o zaman bu zaten Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğu için o asıl akıl, asıl Cenab-ı Hakk'ın kendi sahibi olduğu o kudret bu kelamı bizim önümüze koymuştur. Burada akıl düşmanlığı yapmak Allah'ın bir sıfatını da bir anlamda inkar etmeyi beraberinde getirir. Bir insanın yani neye karşı çıktığını, niye karşı çıktığını iyi düşünmesi lazım. Bu, bu nere varır? Hani bir yeri onaralım derken bin yeri yıkıp e, dökmenin hiçbir anlamı yok. Akıl insanı insan yapan en yani en baba değerlerden biri olduğu için bu hayatın içerisinde kim bir deliye özenir? Yani keşke benim aklım olmasaydı diyen bir kişi çıkar mı yani bu alemde yani? Ben keşke şu deli gibi olsaydım filan diyen bir kişi çıkmaz ama hakikati kavramaya sıra geldiği zaman adam deli numarası yapıyor yani. Ben bu akıllı, akıl bunu çözemez. Peki akıl bunu çözemez ise eğer. Kur'an-ı Kerim'de mesela ba bazı ayetler var. Bunlar ne olacak mesela? Üç tane örnek vereyim. Hani detayına girmeyeyim ama Buyurun. sadece ayet numaralarını söyleyeyim. Bakara suresi 44. ayette diyor ki اَتَأْمُرُونَ bil bir ve وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ ve entum tetlunel kitab. Yani siz kitabı okuyor olmanıza rağmen kendinizi unutup iyilikleri hep başkalarına mı emrediyorsunuz? Efela ta'kilûn. Siz hiç aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Yani sizin hiç kafanız çalışmıyor mu? Nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz? Peki bu kime? Kime sesleniyor? Bize. Bize sesleniyor. O zaman ne istiyor bizden? Kitabı okurken niye okuduğunu bileceksin. Bu kitapta söylenilenleri önce kendin yapacaksın. Kendin yaptıktan sonra gerekiyorsa sözünle ama mutlaka davranışlarınla insanlara örnek olacaksın. Evet. Kitabı kendine indirmeyen insanın bu kitabı başkasına indirmek gibi bir hevesi olmamalıdır. Benzer bir uyarı Enam suresi 32. ayette vardır. Başka bir uyarı Yusuf suresi 109. ayette vardır. Akıl bizi diğer mahlukattan ayıran en önemli değerimizdir. Akla düşman olmak gibi bir garabeti Müslüman dünyanın kendi zihnine misafir dahi etmemesi gerekiyordur. Etmemesi söyler. lazım. Yani aslında baktığımız zaman Emre hocam Allah'tan gelen bir ilahi kitap ve karşısında bir de insan var. Dolayısıyla insanın kitabı anlayabilme kapasitesine sahip olması lazım. kitabınsa ise insan tarafından anlaşılması lazım çünkü muhatabı insan. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Tabi şimdi din adına akla düşmanlık yapan insanlar, yani dinde akla yer olmadığını ya da dinin akılla birlikte hareket edemeyeceğini, e, dini anlamada aklın bir fonksiyon olmadığını söyleyen insanlar dahi bunu söylerken akıllarını kullanmak durumunda olduklarının farkında değildir. Evet. Yani burada bile bunu, bunu iddia ederken bile akla muhtaçlar aslında. Akla ihtiyaçları var. Tabi aslında e, bunu söyleyen insanların büyük bir kısmı şunu demek istiyor. Yani siz aklınızı kullanmayın. <laughs> evet. Yani e, siz aklınızı kullanmayın bizim aklımıza tabi olun diyorlar. Çünkü onlar bir şekilde bir şeyleri anladıklarını en doğru şekilde bildiklerini ve onların bildiği dışında bir doğru olmadığını iddia ediyorlar. E bunu yaparken de mutlaka akıllarını kullanıyorlar. Tabii tabii siz ehliyet almayın bizim <laughs> arabaya binin. Bizim arabaya bin diyorlar yani. <laughs> evet. Dolayısıyla e, kategorik olarak akla düşmanlık yapmıyorlar da insanların akıllarını kullanmana düşmanlık yapıyorlar. Evet. Neden? Çünkü şimdi bakın. Yani kendi aklına tabi olmayanlara kızıyorlar evet, aslında. Evet ona kızıyor gibi oluyor. Yani şimdi neden? Şimdi eğer insanlar kendi akıllarını kullanarak, kendi özgür iradeleriyle Allah'ın ayetlerini anlarlarsa o ayetleri öğrenirlerse, isterleştirirlerse, kendilerine din olarak anlatılan şeylerin doğru olup olmadığı arasında bir ayrım yapabilirler. Evet. Birisi ona bir iddiada bulunurken o iddianın Kur'an'da yer aldığını söyler, iddia ederse bu kişi bir dakika der. Göster bana nerede yer alıyor bu dediğin. Kur'an'da böyle bir şey yok diyebilir. Ama Kur'an'ı bilmiyorsa, Kur'an'ı okumuyorsa, anlamıyorsa kim ona ne derse ona yani. inanmak dışında bir seçeneği kalmaz insanın. Dolayısıyla yani Kur'an'a rağmen bir dini e, gelenek, bir e, dini kültür geliştirilmiş. Ve o gelenek ve kültür içerisinde Kur'an'a uygun olmayan şeyler de din sayılarak muhafaza altına alınmaya çalışılmış, korunmaya çalışılmış. Onun yerinden olmasından bir korku var insanlarda. Bu yüzden akıl... Yani diyorlar ki için. o zaman siz yani biz ne diyorsak ona tabi olun. Evet. Hocalarını anlatıyorsa onu dinleyin. Dolayısıyla kendi aklınızla bir şeyi anlamaya, bir şeyin kaynağını soruluk almaya, bir şeyin kaynağına inmeye ya da bu doğru mudur, değil midir, sahih midir, değil midir? Yani bunlarla ilgilenmeyin diyor. Açık açık söylüyorlar zaten bunu. Evet. E şimdi bu ne demek? Hani Bakara suresine geçiyor hocam. Raina demeyin diyor. Yani bizi koyun gibi gütlemeyin diyor değil mi? da bizi gözetleyin diyor. Evet. Yani şimdi olması gereken şey nedir? İnsanları koyun dediniz ki biz koyun gibi güdülmeyi bekleyelim. Yani e aklını kullanmayanların e, hayvanlardan hayvanlar gibi hatta onlardan daha aşağı olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim bize. O zaman aslında ayet şunu söylüyor. Aklınızı kullanmazsanız birileri sizi koyun gibi güder. Evet. Halbuki olması gereken şey nedir? İnsanın kendi aklıyla hareket edebilmesidir. Aklını kullanmadan vahiy anlamak, en temel varoluşsal sorularımıza cevaplar bulmak. Mesela inkarcılara karşı, ateistlere karşı, deistlere karşı, işte dine düşmanlık edenlere karşı mücadele ederken yani onlara cevaplar üretebilmek, onların hatalarını ortaya koyabilmek bunların hepsini ancak akılla yapabiliriz. Ve Allah'ın ayetlerinden destek alarak, güç alarak bunu yapabiliriz. Yine mesela aklımızı kullanmazsak Allah'ın evrende yaratmış olduğu ayetleri de e, idrak edemeyiz. Evet. Onlar üzerinde düşünemeyiz. Halbuki işte Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiliyor. Yani onlar ayaktayken, otururken, yanlar üzerine uzanırken Allah'ı ve ayetleri hakkında düşünürler. Yerlerin, göklerin yaratılışı üzerine düşünürler. Yani sen bunları boş yere yaratmadın. Ya dolayısıyla aslında evren ayetlerini kavrayabilmek ve o evren ayetlerini hareketle o evreni ve oradaki ayetleri yaratan Allah'a ulaşabilmek için de Evet. aklı kullanmak gerekiyor. Kur'an'da birçok kavramımız var. İşte takul aslında az önce Mehmet Hocam'ın dediği yani fiil olarak kullanılan mesela tezekkür, tefekkür tedebbür yani bütün bu kavramlar nedir aslında baktığınız zaman derin derin düşünmek her bütün yönleriyle düşünmek yani e, ince ince değerlendirmek mesela bakın Rum suresinde diyor ki işte düşünen bir toplum için dersler vardır diyor mesela 20. ayet. Yine mesela ayetlerde açık bir şekilde ifade ediyor. Akıl eden bir toplum için bunda dersler vardır. Yani düşünmek isteyen, akledecek olan bir toplum için dersler var dediğine göre Allah kendi ayetlerinde o toplumun düşünmesi gerekiyor, akletmesi gerekiyor zaten. Evet. Yani bu yüzden hani akıl tabir caizse Allah'ın ilk ayetidir ve Allah'ın diğer bütün ayetlerini anlamak için bir anahtardır, bir araçtır. Yani ak, kim ki akla düşmanlık yapıyor, Allah'ın bu ayetlerini hiçe sayıyor demektir. Allah'a muhalefet ediyor demektir. Yani sen akıl gibi bir ayet yarattın ama ben bunu kullanmayarak bunu önemsizleştiriyorum demektir aslında bir anlamda. Evet. Peki namazı şey konuştuk mu? ilave mı? etsem. E, Buyurun lütfen hocam. E, yani onlar konuşurken aklıma geliyor. Buyurun. Yani tabii aklı konuşurken mutlaka hani Emre'nin e, ufak göndermeler yaptığı beş tane kavram var. Evet. Yani onların hiç olmazsa bir iki tanesiyle ilgili bir şey söylemem lazım. Yani akıl düşmanlığı yapanlar aslında neyi ıskaladıklarını hangi ayetleri nasıl elinin tersiyle bir tarafa ittiklerini fark etmiyorlar gerçekten. Şimdi aklı kullanma ile ilgili beş kavram var Kur'an'da. İşte biraz önce söyledi Emre. Biri tedebbür. Bu çok önemli. Biraz açacağım bunu ne demek olduğunu. Kelimenin kök anlamının nereden beslendiğini. Sonra tezekkür. Sonra tefekkür. Sonra teakkul. Sonra tefekkuh. Beş tane bunlar. Şimdi bu tedebbür denen şey o kadar dört defa geçiyor bu Kur'an-ı Kerim'de tedebbür. Fakat geçtiği yerlerin birkaç tanesi yani muhteşem bir bilinç veriyor bize. Mesela biri Nisa suresi 82. ayette diyor ki Allahu Teala Efele yetedebberunel Kur'ane Bu adamlar Kur'an'ı inceden inceye hiç düşünmüyorlar mı? Velev kâne min indi gayrillâhi Eğer Kur'an Allah'tan başkası tarafından olsaydı levecedû fihi onda mutlaka bulmuş olacaklardı ihtilafen kesire. pek çok çelişki Bakın aklını derin düşünmeyle kullanmıyorsa bir adam Kur'an'da çelişki var mı yok mu bunu anlamaz. Ya da Kur'an'da şekli bir takım söylemlere bakarak bu ayet şu ayetle çelişiktir diyenler aklını kullanmayanlardır. Evet. Burada kullanılması istenen akıl eylemi aslında tedebbürle karşılanıyor. Peki tedebbür ne demek? Tedebbür debere arka demektir dübür arka demektir. Hı hı. Daha bir kök demektir. Tedebbür, tedbir o aynı kökten geliyor. Yani köklerine inerek arka planını düşünerek tedbir alarak He? güne ve geleceğe dair bir yolculuk yapmaktır tedebbür. Yüzeysel mananın arkasına geç. Derin derin hepsini, düşünmek yani bir Derin Eşi düşünmek, şey yapmak, yüzeysel manada kalmamak. Kalmamak lazım. Bunun için mesela mutlaka bilinmesi gereken bir kavram daha var. Biraz önce söylemiştim. Ülül elbab diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Ülül elbab. Bunu tabii şöyle tercüme ediyorlar. Biraz e, yani e, ne diyeyim ılık geçiyor bana göre yani. Onun biraz daha daha tam ben de Türkçesini bulamadım. Hocam, ne ben demek bir önerimse işin özüne nüfus edenler. Ha, olabilir. Bence güzel. Yani Ülül, ülül elbab. Ele, özse işin özüne öz. nüfus edenler diye ben. Denebilir. Şimdi ben bu meallerde derin akıl sahipleri dedim. Bir derinlik var çünkü. O da öz demek. Bence öz. tam literal çevirisi Bazen birçok zaman literal çeviri olabilecek her iyi çeviri oluyor bence. Doğrudur. Onu ben düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru. Çünkü ürül elbab denen şey kavram çok ciddi bir kavramdır. Kullanıldığı içeriklere bakıldığında hani bunsuz ürül elbab kavramından yoksunsanız pek çok şeyi görmeyeceksiniz demektir bu. Ürül elbab el elbab kelimesi Arapça lüb kelimesinin çoğuludur. Lüb kelimesi çekirdeğin özü demektir. Yani siz bir hakikati, bir gerçeği eğer kovalıyorsanız o meselenin içine, derinliğine nüfuz etmeniz lazım. Geldim aynı. Kabuğunda kalarak olmaz bu iş. Yani cevizi düşünün, dış kabuğunu yerseniz zaten acıdan mahvolursunuz. İç kabuğuna gelirseniz zaten kıramazsınız, dişiniz kırılır, perişan olursunuz. İçine inmeniz lazım, evet. özüne inmeniz lazım. Bakın meselenin kabuğunda kalanlar, en çok mercanlarla ilgilenen ve yetinenlerdir. İnciyi kovalıyorsanız derine dalacaksınız. Derine dalmayan incileri yakalayamaz. Bunun için akıl düşmanlığı yapmak yani kimi nasıl mutlu eder bunu anlamak mümkün değildir. Hem tedebbürü, hem tezekkürü, hem tefekkürü neyse onların kavram olarak detayına girmeyeyim. Ama Emre'nin demin dediği hocam bence orada kilit bir şeydi. Yani aklı, aklınızı kullanmayın diyenler genelde falanca birisi var akıllarında. Sen ona tabi ol demek için aklını kullanma diyorlar. Ya bir de muhataplarına belli çevreler bu noktada mürit kelimesini kullanıyorlar birun. Mir şey mürit. 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 <laughs> bir kısmı onu da diyemiyor. Mürit diyor bilmem ne. Onun aslı mürit. Arapçası mürit. Mürit iradesini ortaya koyan insan ya, demektir. Bu adama diyor ki iradeni kullanma. Kullanma. Hem sıfat olarak adama mürit diyor hem de diyor sakın aklını kullanma. Aslında demek istiyor ki son defa aklını bize tabi olarak kullan daha da kullanmana gerek yok. Hocam Bizi bu bir de ederiz. aslında şu değil mi yani mesela bir insan eğer ki inancı e, inandığı dinde akla yer olmadığını düşünüyorsa o dine güvenmiyor demek. Yani çünkü birileri aklını kullanıp o din ve ayetler üzerine, o din ortaya koyduğu hakikatler üzerine düşündüğü zaman eğer ki o dinden çıkacağından korkuyorlarsa evet. ya o dine karşı bir güvensizliği vardır bu insanın. Yani şimdi o dine dinden çıkacağından korkuyorsa o dine henüz girmemiştir girmedi zaten. Girmemiştir. zaten. Girmediği dinden çıkmasını da korkmakta Yani bu girmiştir. şeyde mesela işte Hristiyanlıkta bu işte Tertullianus'un bir öğretisi olarak kabul edilen bir anlayış var yani. yani inanıyorum çünkü saçma diyor. Hani bunu biraz daha şey diye formüle Yani ne kadar saçma olsa bir şey sanki o kadar imanın konusuymuş gibi. Halbuki İslam'da böyle bir şey yok. Yani İslam'da inanıyorum çünkü makul formülasyonu var. Yani niye inanıyorsun? Çünkü makul, rasyonel, tutarlı, çelişkisiz, insan fıtratına uygun, aklına uygun, kabul edilebilir, savunulabilir, gerekçelendirilebilir. Bir şey çıkıyor karşına. E şimdi böyle bir durumda senin aklı kullanmaktan, düşünmekten, sorgulamaktan, anlamaya, kavramaya çalışmaktan, derin derin düşünmekten, ince ince düşünmekten korkmana gerektirecek bir şey yok ki. Bunlar senin imanlı sağlam temeller oturtmanı, imanın pekişmesini sağlayacak. iman üzerine iman katmanı sağlayacak bunlar senin. Yani sen Allah'ın evrendeki, senin benliğindeki yaratmış olduğu ayetlere tanıklık ettiğin, oradaki o hayranlığı duyduğun oranda Allah'a karşı sevgin, muhabbetin, ilgin, Allah'ın vahine karşı yine aynı şekilde ilgin, alakan, muhabbetin, o ayetleri anlama iştiyakın, şevkin ortaya çıkacak, artacak. Yani bu olmadığı müddetçe yani sadece e, bir takım sana öğretilen şeyleri öğretildiği gibi taklit etmekten, neden yaptığının da çoğu zaman farkına varmadan onları yeni getirmekten başka bir dindarlığın çıkmayacak ortaya. Evet. Aslında. Bir de aslında hocam burada bir demin dediğimiz bir sınıf var gerçekten. Aklını kullanma diyenler falanca biri var ona uy demek istiyor olabilir. Bak bir ikinci sebep daha var bence önemli sebep. Bunda bir kısmının İslam'a güveni yok. Eğer akılla biz bilimle gidersek birileri gelir bizi madara eder diye korkuyorlar. Yani bir aşağılık kompleksi de var. Ben ondan genelde toplumda yani belli bir şeyin ön plana çıkan işte ateizmin veya deizmin ön plana çıkan, gerçekten aklını iyi kullandığı düşünen kim varsa onunla özellikle konuşmayı münazara etmeyi de bu yüzden tercih ediyorum. Yani çünkü insanlar e, Müslümanların onlara karşı akılcı bir delil sunamayacaklarını, edemeyeceklerini zannediyorlar. Oysa biz e, Kur'an'ın Allah'tan olduğunu da Allah'ın varlığı içinde oldukça bence akılla ileri sürebileceğimiz delillere sahibiz. Evet. Aklı kullanma demek aslında Müslümanın en önemli silahlarını kullanma demek. Bence bu delillerin o rasyonel temellendiğini göstermemiz için e, çok ciddi önemi var. Yani aklı bir kenara bırakanlar Müslümanların ellerindeki bence olabilecek kullanabilecekleri en önemli malzemeyi kullanmamaya götürüyorlar. Maalesef. Bu ama dediğim gibi kendileri bunların farkında olmadıkları için aşağılık Kendilerinin akıllarını iyi kullanamadıklarından, aklı kullanılırsa bir şey olacağından korkmalarından oluyor. Peki bir o şey zaman daha. buyurun Söyleyeyim. hocam. Buyurun. Biz bu konudan çıkamayız. Bu konudan çıkmayız. Tamam. Bu konuyla bitireceğiz belli yani. O işte. Evet o belli ama daha bu olsun. konuyu bir yere daha bağlayacağım e, Caner Hocamla alakalı. Buyurun Mehmet Hocam siz ekleyin ondan sonra. E, akılla alakalı e, konuşurken tabii o dediğim beş kavramı derinlemesine tahlil etmek gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü akıl düşmanlığı o kavramları da Müslümanların gündeminden çıkarmaya götürüyor. Evet. İki kesim var bu, bu noktada. E, akıl karşıtlığını kullanan. Biri dinin sahibi olduğunu zannedenler. Onlar son kez kendi akıllarının takip edilmesini istiyorlar. Taraftarlarının akıllarını kullanmasını filan istemiyorlar. Onlar işte başka akıllar çalışırsa onların dediklerinin yanlış olacağının fark edilmesinden korktukları için evet. akıl düşmanlığı yapıyorlar. Akılcılığa değil de akla düşman oluyorlar çaktırmadan. Bu bir grup. Bu bizim içimizdeki. Ee, hep içli dışlı beraber olduğumuz ama dinin jandarmalığını yapan bu din benden sorulur bizden sorulur yani biz ne dersek o filan ne siz kim oluyorsunuz yani ne diyorsun hayırdır yani senin dediğinin hakikat olduğunun ölçüsü nedir sen neye göre sen de bir başkasının kullandığı aklını sen kendin aklını muhakeme etmeden taklit ediyorsun Evet sen de aslında başka bir aklı kullanıyorsun ama farkında değilsin bu bir grup Bunlarla baş etmek zor değil. Bir grup daha var. Dinin akılla ilişkisi olamayacağını söyleyen dinin dışındakiler var. Onlar da bu dinin içinde olup da akıl düşmanlığı yapanların sözlerini habere pazarlayıp duruyorlar. İşte böyle bu takım internet sitelerinde işte takım sosyal medya mec mecralarında böyle akıl karşıtlığını ortaya koyan bazı söylemleri böyle kesip kesip parçalayıp böyle ateist çevrelerce böyle Sunuyor. o, sunuyorlar. O, peki onları sunuyorsun işine geldiği için. Peki bunun akıl akılla olmayacağını iddia edenlere de biz bunun akılsız olmayacağını söyleyenler de var bu, bu toplumun içerisinde. Niye mesela bu aklı öne çıkartan, aklın kıymetine vurgu yapan insan insanların dediklerine neden kulak kabartmıyorsunuz deyince de bu defa diyor ki niye size inanalım? Hazır istismar edeceğimiz karşı tarafta bir grup varken, onları böyle ısıtıp ısıtıp pazarlayanlar ikisi de iyi niyetli değillerdir. Evet. Biz Allah'ın Kitabını akıl yolculuğuyla kavrayabileceğimize inanan aklımıza da Kitabımıza da güvenimiz sonsuz olan insanlarız. Bu, bu yolculuğu, yolculuğu böyle sunuyoruz. Hocam bir oluyor. de burada şöyle bir şey de gözüküyor çok gördüğümüz fenomen. Şimdi aklı kullanma diyen şahıslar dedik demi dediğiniz gibi ikinizin de. Birçok zaman aslında falanca şahsa uyalım diyorlar. Yani onun aklına güvenelim diyorlar. Şimdi o zaman bu şahıs aklı kullanmayacağız. Ve falanca şahısa veya şahıslara uyacaksak. Burada bu sefer gereksiz bir şahıs yüceltmenin temeli atılıyor. Neler deniyor mesela? İşte o şahıs Mehdi'dir deniyor. O şahıs İsa'dır deniyor. O şahıs işte çok büyük bir veli kulmuş, evliyaymış deniyor. Bütün Müslümanlar velidir, Allah'ın dostudur ama onlar biliyoruz özel bir anlamda kullanıyorlar. O bu asrın mücedidir deniyor. O rüyasında peygamberi gördü diyor. Hatta o rüyasında Allah'la görüşüyor, Allah'tan doğrudan emirler alıyor deniyor. O Allah'tan vahiy alıyor deniyor. Yani kısacası aklın otoritesini bir kenaraya bıraktırmaya kalkanlar şahısların bazı otoritesini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şahısların otoritesinin ortaya çıkartılması, çalışması işte uydurma mehdiyet, uydurma yücelik, peygamberle rüyada görüşme, asrın müceddidi gibi bir sürü uydurmayı gündeme getiriyor. Ve aşağı yukarı peygamberimizin vefatından bu yana diyelim yani bin küsür yıldır İslam ümmeti bu günümüze mahsus, Türkiye'ye mahsus bir sorun değil. Tüm İslam aleminde bu sorunu yaşıyoruz. Tüm İslam aleminde bir sürü mehdi ilan edilenler var. Tüm İslam aleminde şu anda sürekli peygamberler rüyasında görüşüyor, Allah'la görüşüyor diye uydurmalarla otoritesi parlatılanlar, cilalananlar var. Hakkında uydurma böyle keramet öyküleri özellikle anlatılanlar var. Yani aklı kenara ittirmek insanların yüceltilmesine, tanrılaştırması kelimesi özellikle kullanmak istemiyorum ama bazen oraya kadar bile gidiyor. Allah ona hulul etti bile denmiş bazıları için. Literal anlamda götürmüş. Yani aşırı insan yüceltme de işte aslında bu aklı iyi çalıştırmamanın bir eseri. Bir eseri. Yani aslında aklıyla Allah'a kulluk etmeyenler başka her şeyin kulu olmaya mecbur kalıyor diyelim. Peki son 5 dakikamız yeni soruya geçmek istiyorum. Buyurun hocam. O zaman akıl. Ak. Şimdi evet. bu konuyu böyle bitirelim. Buyurun. Şimdi Bakara suresi 242. ayet. Burada diyor ki Allah akıl edesiniz diye ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Şimdi Allah'ın ayetlerini açıklama nedeni neymiş? insanlar o ayetleri düşünsünler, o ayetleri akletsinler ve ibret alsınlar değil mi bundan? Yine mesela diyor ki ayetleri açık seçik bildiriyoruz ki aklınızı işletebilirsiniz. Hadis suresi 17. ayet. Yani Allah'ın hem insanda yarattığı akıl ayetini burada önemini vurgu yapıyor. Hem de aynı zamanda Kur'an'ın zaten açık seçik kılındığını Allah tarafından. Evet. Ki Allah'ın yarattığı akıl ayetiyle Allah'ın gönderdiği vahiy ayetleri çatışmasın birbirine, diye. Bir uyum sağlasınlar diye. Yine mesela bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz diyor. Enam suresinin 65. ayetinde. Yine mesela e, ee, Enbiya suresi 10. ayeti diyor ki yemin olsun size içinde zikriniz öğüt ve hatırlatıcı ayetler olan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız diyor soruyor Allah. Yani bu kitabı size niye indirdik? Aklınızı kullanın. Bu kitabın Allah'tan geldiği konusunda bir insanın emin olması, iman etmesi için aklını kullanma ihtiyacı var. Yani sadece birilerinin bu kitap Allah'tan geldi demesi, o kişinin bu konuda emin olması ve bunu temellendirmesi için yeterli olabilir mi? Ya da mesela birileri yine kendi elleriyle yazdıkları kitapların Allah'tan geldiğini iddia ediyor olsunlar. Evet. Şimdi biz onların Allah'tan gelmediği konusunda emin olmak için ne ihtiyacımız var? Aklımızı kullanma ihtiyacımız var. Olmuyor mu? Günümüzde hala birileri Allah'tan vahiy aldığını iddia etmiyorlar mı? Ediyor. Evet. Çeşitli kitaplar yazıp bu Allah katından geldi demiyorlar mı insanlar? Evet. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de benzer örneklerle karşılaşıyoruz. Şimdi biz bunun uydurma olduğunu, Allah'a bir iftira olduğunu ortaya koyabilmek için aklımızı kullanmamız lazım. Öbür türlü her Allah'tan geldiğini söyleni iman etmemiz lazım o zaman zaten aklımızı kullanmayacaksak. Yine e i̇şte Nisa suresi 82. ayette tam bunun karşılığını görüyoruz. Onlar hala Kur'an'ı ince e, iyice düşünmüyorlar mı diyor. Eğer o Allah tam başkasının katından gelseydi kuşkusuz içinde birçok ayrılıklar, çelişkiler, itilaflar bulacaklardı diyor. Yani dolayısıyla aslında aklı kullanmak Allah'ın ilk emrini yere getirmektir. Yani Allah oku diyorsa bu ancak akılla yapılabilir. Bu ancak o ayetler sindirilerek yapılabilir. O ayetler e, derinlemesine düşünülerek yapılabilir. Ve ancak o şekilde inancımız sağlam bir temel oturtulabilir. Başka inançlar karşısında savunulabilir. Evet. Yani birisi bize neden sen falanca inançtan değilsin de Müslümansın? Neden falanca kitaba dilde Kur'an'a iman ediyorsun dediği zaman bunu ortaya koyabilmek için insanın aklını kullanma ihtiyacı vardı. O argümanları ortaya koymak için, mantık ilkelerine uygun hareket edebilmek için. O yüzden Allah Allah'ın çok büyük bir ayetidir. Kim ki işte bu ayeti içe sayıyor ve ona düşmanlık ediyorsa kendine dönüp sorması gerekir. Yani Müslümanlık iddiasında gerçekten ciddi mi din mi diye o kişiye sormak gerekir. Evet. Evet. Mesela Kur'an'ın iddialarına baktığımızda mesela Kur'an'ı inkar edenlere karşı Kur'an ne diyor? Diyor ki haydi Kur'an'ı inkar ediyorsanız onun 10 on suresinin benzerini getirin. Başka bir ayette diyor ki işte onun bir suresinin benzerini getirin Bakara'da da. Yani buradaki de aslında neye bir davet var? Yani siz bu kitaba iman ettiniz gitti artık sen aklını çalıştırma gibi bir şey yok. Ya getirsinler alternatifini. Haydi on suresinin benzerini. Ama bunu hiçbir zaman için yapamayacaklar diye Kur'an meydan okuyor. Peki Kur'an'ın bu meydan okuması siz nasıl değerlendireceksiniz? Değil mi? Karşı hı hı. tarafta birisi de on surenin benzerini getirdiğini iddia ederse bir surenin benzerini getirdiğini iddia ederse buna akılla karar vereceksiniz. Bunda akıldır ki Yani Kur'an her zaman delil üzerine olmayı ifade ediyor evet. ve neden Peygamber'in Allah'tan göndermiş bir elçi olduğunu delilini Kur'an olduğunu söylüyor. Ama delil üzerine olmak demek bizatihi aklı çalıştırmak, aklın hakemliğini kabul etmek demek. Ve karşı tarafa bir meydan okuma üzerinden bunu yapıyor Kur'an. Haydi getirin diyor ve onlar başarısızlık olacaklardır diyor. Değil mi? Burada yani hı hı. tamamen siz aklınızı çalıştırarak görebileceğiniz, e, delilleri değerlendirebileceğiniz e, bir süreç var. Yani bu yüzden e, yani Müslümanların akıl düşmanlığı yapmak yerine ben aklımı nasıl daha iyi çalıştırırım konusunda yarış yapmaları lazım. Bu bence güzel Kur'an okuma yarışmasından daha çok önemli. Çok daha bir, önemli olur değil, yarış değil mi? Yarış olacaktır İslam alemi adına. Peki çok teşekkür ediyorum. Mehmet hocam buyurun son cümlenizi söyleyin öyle ben kapatayım. Hiç cümleyle, içinizde kalsın istemem. Son cümle bir cümlelik değil de kardeşlerime özellikle rica buyurun. edeyim. Buyurun. E, bu saat suresi 38. surenin 29. ayetini lütfen biraz bir bir, bir defa anlayarak okusunlar. 38. surenin 29. ayetini bu kitabın indiriliş gayesi nedir? Bu nasıl okunmalıdır? Sonuçta bu kitap neyi insanlara vaat ediyor? Bunu anlamada önlerine iyi deneyiye bir yol açılacaktır. Kardeşlerimden özellikle rica ediyorum. Saat suresi 29. ayeti anlayarak okusunlar. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sonraki programlarda da devam edeceğiz. Sevgili izleyenler bu gece de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.